pozisyonlarla ligde galibiyet almayı başarmışlardı herkese karşı. Bakalım Beşiktaş'a karşı şimdi bunu 3. maçta yapabilecekler mi? 3 maçta da bir şey denemiş olacaklar böylece ama. Yani gerçekten o seçim yasaklama ekranında en başta çok fazla güçlü şampiyonu rakibe verdiler. Yine kırmızısından başlayan bir apen var. Bu arada erken seviyede bir agresif bir oyun. Yani bunu yaptığını şey biliyoruz da El Arak'ın sıçralar son vuruş. Orada şimdi arka taraftan Sahil Üst'e geliyor. 5 kişilik bir kule altı denemesi. Buradan çıkış var mı? Oriana'dan ulti geldi. Tolerant kendini feda edecek gibi görünüyor. Tolerant düşecek. Arka taraftan bu arada ultiyle beraber Guilford orada. Luger'i yakalamayı başarmış yalnız. Son bir otomatik saldırı gelecek mi? Şifa kullanılıyor Guilford'u hayatta tutmak için. 5 kişilik bir kule altı denemesinde sadece desteği aldığınız Ryze'ın da yaklaştığını görüyoruz. Mekan sapması da gelecek. Kairos'a Darkseid'in başı verdi. 5 kişi mi? Kule altı 5 kişi. Darkseid orada düşecek mi bakalım? Önce Tahmkent, ardından Darkseid. Crystal'ın başı dertli. Yakalayabilecekler mi? Crystal bu arada sıçrayı atamadı. Orianna'dan ulti geldi. Kapadokya adına oyundaki ikinci skor. Tolerant bekliyor, Tolerant bekliyor. Seri cazibe zaman ne zaman gelecek? Tüyler çekildi. Yerine sabitlendi. Darkseid orada çalıya girebilir. Darkseid'in sonu mu gelecek? Tolerant savaşı başlattı. Seri cazibe kullanıldı. Şimdi orada tam genç yandı. Salih gelmiş, Abdel gelmiş. Orada hayatta kalmayı başardı. Biraz fazla mı bekledi acaba burada Beşiktaş? Şimdi yalnız Guilford kule altında. Ulti de geliyor, Afet de geliyor. Crystal'a son bir vuruş karşısında Jarvan'ı da kaybettiler. Orada 2'ye 1 bir değişim. Kapadokya lehine. Normalde yapıldığının yarı süresinde yapılabilecek durum var. Mesela Luger'in başı belaya girebilir. Guilford yalnız şimdi Luger'in üzerine gidiyor. Guilford burada bir 2'ye 1 yapacak mı arkadan o noktada? Abdel takım arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Yalnız güzel tüy fırtınası kullanıldı. Arka tarafta ultiyi kullandı. Tam genç düşecek. Kayış gibi yeterli değil. Bir anda bu savaş başa 4'e dönüştü. Orianna'dan çok güzel ulti. En azından savaşı biraz yavaşlatacak. Yalnız Crystal takibi sürdürüyor. 8-4'te ki... Bu arada şimdi ortada Salus'u yakaladılar. Tolerant. Güzel oyun. Ve avantajlı taraf olan... Kapadokya oldu. Salius'un şimdi top yerleşimine çok dikkat etmek lazım. Bios bakalım bir çaldırdığını çalarak değiştirebilecek. Yalnız ters taraftan geliyorlar. Beklemedikleri kanattan gelecekler. Darkseid'in dikkat etmesi lazım. Tolerant yalnız kendisini gösterdi. Ejderi bıraktılar. Şimdi Neyul'la Tolerant oradan çıkmak istiyor. Yakaladılar mı? Crystal orada birini sindirdi. Arka tarafta ulti sadece bir kişiye tutuyor. Yalnız Alev Ejderi'ni kazandı Beşiktaş. Neyul nereye? Neyul oradan çıkabilecek mi? Neyul mekan sanmasıyla çıktı. Beraber gitti yerde yalnız onu Salius bekliyor. Neyul'a çıkış var mı oradan? Hios da Crystal kurtarmaya geldi. Bu bir hata olabilir mi acaba? Savaş devam edecek mi? Salius'tan sıçra, Hios'tan sıçra. Sadece bir kişiyi kaybettiler, inanılmaz oyun Beşiktaş'tan. İyi şok da. Bu arada Luger'in başı dertli olabilir. Şimdi Luger'i yakalayabilecekler mi? Tüy fırtınası güzel geldi. Arkada seri cazibeyle de Darkseid'i yakalıyorlar. Kairos kötü pozisyonda yalnız. Güzel ulti geldi. İki kişiyi yakaladılar. Önce Tolerant sonra Crystal düştü. Skorlar şu anda 2'ye 1. Bir değişim var. Hios arkada kazıklı zemin tuturdu ama sonu olabilir. Abdel kaldı arka tarafta. Ormancılar. Ormancı ile üst koridor 1'e 1 değişiliyor. Tam kençte var. Bu arada savaş başladı. Orta koridorda Guilford'u yakaladılar. Ornn yeterince tank değil. Darkseid yetişmeye çalışıyor. Yalnız çok uzun sürdü orada Ornn'un alınması. Ornn bu sefer ultisini kullanıyor. Hep bir arada duruyorlar. Kaç kişi? Herkes beş, sıraya beş şimdi devam zamanı. Şimdi Yosek düşen isim olacak gibi görünüyor. Yalnız Jarvan da düşecek. Güzel ulti bir kez daha geldi. Luger'den iyi bir tüy fırtınası. Sıçrayı da kullanıyor hemen arkasından. Sadece bir kişiyi kaybederek oradan çıkmayı başaracak gibi görünüyor Beşiktaş. O tüket oraya yetişmeyecek. Yalnız birazcık geciktirebilirlerse geri dönüş skorunu toplayabilirler. Orianna'dan ulti geldi bu arada. Kimi yakalamış? Crystal'ı yakalamış. Yalnız ilk düşen isim o noktada. Tam genç oldu ama karşında Tolerant almayı başardılar. 2400 can. Crystal'ın içeri girecek canı yok. Bu baron Kapadokya'nın olacak. Abben bu baronu da almayı başardı. Yalnız takibi sürdürecek mi burada Beşiktaş? 3 kişi baron alanının içerisinde kalmış durumda. Hios geldi. Dişleri kaşınıyor. Bir şey yemek istiyor ama ona yiyecek. Hiçbir hedef yok. Burduraya bu arada kimi yakaladılar? Crystal yakalanmış ama düşmedi. Şimdi oradan ulti geliyor. Arka tarafta Tolerant içeride. Yine çok güzel bir ulti Guilford'dan. İlk düşen isim. O noktada Crystal oldu. Devamı da gelecek. Skorlar arka arkaya geliyor mekan sapmasında. Çıkış yok orada. Sadece Tolerant hayatta. Ve seride durumun 2-1'e geldiğini göreceğiz. Sıçralar geliyor Abben ve Guilford'dan Tolerant'ı yakalamak için. Süper çünkü minyonlar da alt koridordan geldi. Darkseid bu kuleleri eritecek, yiyecek, bitirecek. Ve seride 4. karşılaşmaya gidiyoruz. Kapadokya biz süpürülmeyeceğiz diyor. Süpürülmeyeceğiz diyor ve... çaldırılan barondan sonra oyunun gidişatı tamamen değişti.